Cümleten selam aleyküm dostlar. Gece haberleriyle tekrar karşınızdayız. Hızlıca hop sizlere haberler anlatmaya çalışacağım. İlk olarak Maldivler. Maldivler İzraillilere artık Maldivlere gelemesiniz dedi. İzrail pasaportlular Maldive giremeyecek. Tamamen yasak. Güzel. Dünyanın her yerinde bu Ziyon gafallar böyle muamele görmeli ki burunları böyle sürtmeli ki akılları başlarına gelsin. İsrailliler Netanyahu hükümetine baskıyı daha da çok arttırsın bu tür hareketler önemli. Her taraftan bunu bekliyoruz. Ayrıca Malviler Başkanı yaptığı açıklamada yakın bir zamanda Filistin'e büyükelçi atayacağını duyurdu. İsrail Ziyonlar bunu hemen durduracaktır. Çünkü geçtiğimiz günlerde İspanya Filistin'i devlet olarak tanımıştı. Ve Filistin'e büyükelçi atayacağını duyurmuştu. Ardından İsrail'den açıklama gelmişti. Büyükelçi büyükelçi atayamazsın. Hatta ki senin büyükelçiliğini kapatırım diye tehdit de gelmişti Netenyahu hükümetinden. Bunun bir benzeri Maldivler'e de gelebilir. Ama Maldivler kendi küçük yüreği büyük önemli bir adım. Maldivler biliyorsunuz Türkiye ile çok iyi adımları var. Bu son sezonda nasıl son sezonda Maldivler'in yeni seçilen başkanı Muhammed Müzzu ilk kez ilk defa Maldivler tarihinde bir ilk yurt dışı ilk resmi ziyaretini Türkiye yaptı. Önceden her Maldivler başkanı seçildiğinde ilk olarak teamül gereği Hindistan'a giderdi. İnekçi Hindulara. Hindistan'ın Maldivler'de askeri üssü bulunmakta ama Muhammed Mizu bunu değiştirdi. Tarihi bir döneme işte Türkiye'ye geldi ve acile yapılan antlaşmalarla beraber Türkiye Maldivler askeri işbirliği antlaşmalarla beraber Türkiye Maldivlere İHA'lar, SİHA'lar orada konuşlandı. Yakın bir zamanda inekçi Hinduları Maldiv'den kovup onların o çıktığı pis yerleri bir temizleriz şöyle. Ondan sonra cıncık gibi yapar oraya bir Türk üssü ne de yakışır. Olur mu? Canım, karşıda Pakistan, orada Maldivler, Türkiye, üçgen. Hindular, <laughs> ineklerinizi otlatın siz. Geçiyorum Kıbrıs. Rum tarafı. Kıbrıs Rumları emeklilerine maaş ödüyor. Çalışanlar maaş ödüyor. Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Ama Kıbrıs Rum maliyesinin bir yanlışlığı uzunca bir yıl aradan sonra ortaya çıktı. Kıbrıs Rum maliyesi yaklaşık 11 yıldır, 11 yıldan bugüne emeklilere fazla maaş ödediği ortaya çıktı. Yanlışlıkla, kazara. E güzel canım. Emekler sevinmiştir. Politis gazetesi yaptığı haberde Kıbrıs Rum Maliyesi 2009-2020 tarihleri arasında, yılları arasında Kıbrıs Rumlarının emeklilerine yanlış hesaplama sonucu fazla maaş yatırdığı ortaya çıktı. Şimdi bu emeklilerin birçoğu o bir tarafta dınga gittiler. E, geri kalanlar iyice yaşlandı. Hani genç olanlar da var ama bunlardan geri o para nasıl alınacak, nasıl tahsis edilecek bilinmiyor. Almayın size canım. Adamlar almışlar işte. Vermişsin. Sen verdin kendi elinde. Bir de ger geri, alacaksın? Kıbrıs Rum maliyesi büyük sıkıntı içinde. Bu nasıl olur? Biz böyle bir hatayı nasıl yaptık? Acaba başka bir yerde de bu hataları yaptık mı diye. Şimdi tüm defterleri açtılar. Giren, çıkan, giren, çıkan hesabı yapıyorlar. Giren, çıkan. Afiyet olsun. Emeklere de güzel bir jest oldu canım. Hani Kıbrıs Rum emeklerinden bir tanesi bile gidip de yahu ne yapıyorsun siz bize fazla maaş verdiniz falan dememiş. Böyle bir durum. Acaba onun benzeri bir durum bizde olsaydı ne olurdu? Çıkardı herhalde birkaç kişi böyle. Bize fazla maaş veriyorsunuz. Niye böyle veriyorsunuz? Bu maaş nereden geliyor falan gibisinden soranlar da çıkabilirdi. Rumlar da çıkmadı. Ama 11 yıl sonra işte ortaya çıkan gerçek emekler fazla maaş aldı. Türkiye'de de emeklilik maaşı çok çok düşük seviyede. Kıbrıs'ta emekli maaşları yükseldi. Kıbrıs'ta en düşük emekli maaşı alan sevgili dostlar asgari ücret seviyesinde emekli maaş alıyor Kıbrıs'ta ve burada asgari ücret 30 bin lira oldu. Yani en düşük emekli maaşı 30 bin lira. Türkiye'de en düşük emekli maaşı asgari ücrete sabit değil. Emekliler 10 bin lira maaş alıyor Türkiye'de ve bunu yani en düşük olarak asgari ücret seviyesine getirirlerse o zaman bir rahatlama olabilir emeklilerde. Fakat böyle bir durum yok. inşallah o da olur. Ama bu tabi hesap, kitap, matematik, EYT, MYT hepsi iç içine girdi. Bakalım çözüm nasıl olacak? Fakat Kıbrıs'ta en düşük emekli maaşı asgari ücret yani 30 bin lira. Rumlarda da benzer bir durum vardı. Devam. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 2024 Efes tatbikatı basın mensuplarına sunum yapıldı ve basın mensuplarına yapılan sunumda karşılıklı soru cevaplar yapıldı. Soru cevaplar kısmında Milli Savunma Bakanımıza sorulan soru yeni operasyon, yeni harekat Suriye'de, Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyinde yeni harekatlar, yeni operasyonlar ne zaman olacak, olacak mı, olmayacak mı ve Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin yapacağı sözde yerel seçimler. 11 Haziran'da seçimlere gidiyor Suriye'nin kuzeyindeki örgütler. Türkiye. Milli Güvenlik Kurulu'nda kararlar alınmıştır. Zaten duyuru net şekilde yapıldı. Bunun paraleli, bunun benzeri şekilde bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Paşa'mız. Yaptığı açıklamada bu harekat eğer ki Suriye'nin kuzeyinde bizim uyarılarımıza rağmen bir değişim ve dönüşüm yoluna girecek olan sözde bir seçim olursa, bunun benzeri girişimler olursa, bu defa Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi Barış Pınarı operasyonunda harekatında olduğu gibi bir duyuru yapılmayacak. Ordular hazır, ansızın dalacağız. Şimdi bakın bu çok önemli. Daha önce dediği gibi paşamızın Zeytin Dalı harekatında, Barış Pınarı harekatında aylar önceden duyuru yapıldı. Geleceğiz, vuracağız, kaçın. Buralarda temizleyeceğiz diye devamlı şekilde uyarılar yapıldı. Ve şimdi farklı bir yönde eğer ki bu 11 Haziran'da bu tür adımlar atılırsa net bir şekilde İran kuzeyinden Suriye'nin kuzeyinden tam bir hilal taktiğiyle yer gök ihalan, havadan karadan birlikler insanlı insansız birlikler tamamen temizliğe girişecek. Böyle bir mesaj böyle bir durum bu defa kalemlerini sağlam şekilde çat diye kıracağı benziyor kadim Türk devleti. Ve Çin'den 2-3 önemli haberler serisine geçiyorum. Çin ekseninde Türkiye'den Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan önemli tarihi ziyaret başladı. 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Hakan Fidan Çin'de ilk olarak Çin'in Think Tank kuruluşuna hani böyle biraz bağımsız şekilde takılmaya çalışan Think Tank kuruluşunda Çin kamuoyuna demeç verdi. Açıklamalarda bulundu. Soru cevap yapıldı. Arkada onları gösteren fotoğrafları görüyorsunuz. Hakan Fidan Çin televizyonlarında. Tabi konferansın konusu önemliydi. Değişen dünya düzeninde Türkiye-Çin ekseninde gelişmeler. Evet sizlere her daim dediğim gibi dünyada sancılı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde Türkiye'nin tavrı net bir şekilde ortada. Etrafımızdaki ülkelerden normalleşme, kavga ettiğimiz ülkelerden normalleşme ve bu sıkıntılı günleri, ayları, yılları en az hasarla atlatıp Geleceğin yeni dünya düzeninde Türk dünya düzeni şeklinde bizler de sağlam bir birliğimizi oluşturacak, Türk birliği oluşturacak düzeyde adımlarımıza hız veriyoruz. Bu eksende Türk Devlet Haklı adımlarını atıyor. Tabi Hakan Fidan bir taraftan Çin televizyonlarına, basınında, medyasında konuşmalar yapıyor, açıklamalarda bulunuyor. Değişen dünya düzeninde Çin-Türkiye ilişkileri konulu konferanslara katılıyor ve o bir taraftan Çin'de çalışan vatandaşlarımız, orada iş yapan iş adamlarımız, Onlarla bir araya geldi. Onların sorunlarını, sıkıntılarını dinledi. Onların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm geliştirecek yönde adımlar nasıl atılır onun bir muhasebesi yapıldı. Türkiye'den Çin'de önemli bir ticaret hamlemiz var ama ticaret açığı çok fazla. Hani Çin'e ihracatımız az, Çin'den ithalatımız çok fazla. Bunu bir dengeleme sürecindeyiz. Bunu bir dengelemek gerekiyor. Ve Çin'le Türkiye arasında bor maden antlaşması imzalanmıştı. Türkiye'den uzunca bir yıl aradan sonra trenler, bor madeni yüklü trenler Çin'e doğru gidecekler. Hem bu ticaret açığını karşılama hem de Türkiye-Çin arasındaki ilişkileri daha da geliştirme yönünde atılan adımlardır. Bor madenimiz bizim çok çok önem verdiğimiz ve dünyada en fazla Türkiye'de olan çok önemli bir maden elhamdülillah bizde var. Hani derler ya her derde deva bor madeni aynen öyle her derde deva. Uzay sanayinden arabalara, bilgisayarlara, telefonlara, tabletlere, çiplere, akülere, pillere ne var ne yok. Deterjanlara, meterjanlara her şeyde bor madeni kullanılıyor. Çelikte, zırhta, mırhta bor madeni vazgeçilmez. Ve Türkiye yerli ve milli şekilde bu bor madeninden çeşitliliği çeşitli ürünler elde etmeyi biz kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Hani daha önce bir tır dışarıya veriyorduk misal diyorum. O tırdan aldığımız para 100 dolardı, 1000 dolardı. Ve o tır dışarıya gidiyor. O 1000 dolarlık ürün işleniyor. Geri Türkiye'ye alıyordu o ürünü, işlenmiş ürünü 10.000 dolara, 100.000 dolara. İşte bunda teknoloji farkı vardı maalesef. Bizde bor madenini işleyecek teknolojimiz, bilgi birikimi, mühendislik yoktu fakat artık var. Mühendislerimiz bor madeninden, iğneden ipliğe, çelikten zırhtan, uzay araçlarından, uçaktan, motordan, aküden, pilden, bilgisayardan her alanda çeşitli ürünler üretiyor ve daha fazla ürün geliştirme adına çalışmalarımız eti bor madeni tesislerinde devam ediyor. Tabii Türkiye'den Çin'e tarihi ziyaret ekseninde istenmeyen olaylar da oluyor. Doğu Türkistan, Uygur Türk'ü kardeşlerimiz. Uygur Türk'ü kardeşlerimizin sorunlarına en üst derecede, en üst düzeyde ilgilenen ülke Türkiye. Biz anavatan, Anadolu, Anadolu dünyadaki tüm masum ve mazlumların adeta bir koruyucusu, bir kollayıcısı. Nerede bir masum ve mazlum var? Türkiye'ye sığınıyor, Türklere sığınıyor. Uygur Türk'ü kardeşlerimizle, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de sorunlarını, problemlerini çok iyi biliyoruz. Onları çözecek yönde adımlarımızı atıyoruz. Kolay değil zor. Ama ne gerekiyorsa o adımı yapıyoruz. Çin de Türkiye'yi kaybetmeme adına, Türkiye'yi tamamen karşısına almama adına bizimle ılımlı şekilde ilerliyor. Ve bu tarihi ziyarette, 3 günlük resmi ziyarette Hakan Fidan'ın dedim ya hani istenmeyen durumlar Uygur Türk'ü kardeşlerimizin sorununun meselesini istismar edenler ortaya çıktı. Aynı Filistin konusunda Filistin davasında olduğu gibi içimizdeki Pers kafalılar Filistin davasını Filistin konusunu istismar ediyorlar. Azerbaycan Türkiye Azerbaycan'a yönelik o yapılan kışkırtma Sokar'a Sokar firmasına karşı yapılan saldırıyı biliyorsunuz sokar ki Türkiye'de en büyük Azerbaycan yatırımı ve Türkiye Azerbaycan'ın göz bebeğinden biri bizi petrolden elde edilen ürünler konusunda tam bağımsız şekle getiriyor. Jet yakıtından, uçak yakıtından, tank yakıtından, ne bileyim ben hazırlar araç gereç yakıtından, işte araç yakıtından, benzinden, petrolden her alanda bizi tam bağımsız şekle getiriyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Can kardeş Azerbaycan her daim diyeceğiz. Sokara karışanı sokar sokar. Türkiye-Azerbaycan arasına giremezsiniz masumları ve mazlumları kullanarak Filistinli kardeşlerimizin davasını kullanaraktan Pers kafasının o Perslerin yaptığı işi çok iyi biliyoruz. Devlet bunu çok iyi biliyor. Neyse. Parantezi kapattım. Diğer taraftan geçiyorum yine Çin konusuna, Uygur Türkü konusuna, Amerika. Amerika'daki sürgündeki Doğu Türkistanlılar, Uygur Türkleri Türkiye'ye karşı protesto yaptılar, eylem yaptılar, gösteri yaptılar ve çok kötü laflar söylediler. Hani resmen bunu anca böyle hainler söyler derler ya o seviye. Amerika'daki Uygur Türkleri Türkiye'yi ihanetle suçladı. Çin Türkiye işbirliği yapıyor. Uygur Türklerine ihanet ediyor diyerek resmen Amerika'nın kucağındaki bir avuç Uygur Türkiye hepsini söylemiyorum ha. Diğer kardeşlerimiz hariç. Orada belli böyle CIA'nin kucağına oturmuş Uygur Türkleri. Onlar bizim içimizde de var. Adı Türk ama başkalarının kucağında böyle oyuncak gibi oynuyor. Azerbaycan'da da var. Adı Türk ama başkalarının kucağında oynuyor. Pers'in kucağında oynuyor. Türk birliğine karşı. Bu işte Amerika'daki CIA'nin kucağındaki bir avuç Uygur Türk'ü Türkiye'ye karşı protesto yaptılar. Türkiye'yi ihanetle suçladılar. Lan git! Sizsiniz hain. Bu tür laflarla Türkiye'nin Uygur Türk'ü meselesine bakış açısını değiştiremezsiniz. Türkiye ile Uygur Türk'ü kardeşlerimizin arasına giremezsiniz. Türkiye, Doğu Türkistan'ın, Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Kıbrıs, Türkiye, Balkanlar, Türkiye, Afrika, Türkiye, Suriye, Irak, Türkiye, dünyadaki tüm masum ve mazlumların koruyucusu, tüm Türklerin koruyucusudur. Aklınızı başınıza alın, siyayın kucağından aşağı inin. Ve geçiyorum diğer bir konuya yine Çin'le ilgili, Türkiye ile ilgili ve önemli bir hamle. Çin, Türk taktiğini uygulayacak. Çin, Türk taktiğiyle Tayvan'la bir harekat, operasyon yürütecek. Ha? Çin ve Türk taktiği ne ki? Uçak gemisi, insansız uçak gemisi. Çin elinde bulunan amfibi çıkarma gemilerini Türkiye gibi insansız uçak gemisi haline getirmeye çalışıyor. Bu yönde adımlarına hız verdi ve Çin basını aynen şunu yazıyor. Çin, Tayvan'ın işgalinde Türk tipi insansız uçak gemisi geliştirip üzerlerine insansız uçaklara koyacak çeşitli çeşitli onlarla Tayvan'ın etrafında operasyon ve harekata başlayacak. Dünyada değişen ve dönüşen dünya düzeni diyorum ya her daim. Türkiye savaş konseptini baştan aşağı değişti. Türk ordusu savaş konseptini baştan aşağı değişti. Türk teknolojileri savaş konseptini dünyada baştan aşağı değişti. Tamamen Türk tipi bir savaş konsepti, tamamen Türk tipi bir operasyon dünyanın her tarafında kapış kapış gidiyor. Kapanın elinde kalıyor. Eee... Çan Çin Çon. Türkiye'de iyi geçinmek istiyorsan Uygur Türk'ü kardeşlerimizin Doğu Türkistan'ın haklarını halal getirecek yönde adımlarını azaltacaksın, ton vereceksin. Türkiye, Doğu Türkistan, Güney Türkistan bizler bir ve beraberiz. Ey Çan Çin Çon sen çok olabilirsin. buçuk milyar olabilirsin. Nasıl ki atalarımız sana zamanında 5000 kilometre parça parça o setleri birleştirirsen bin kilometrelik Çin setini yaptırdıysan nasıl? O ecdadın azile necip millet olarak bizler yeni Türk teknolojileriyle, Türk taktikleriyle sana neler yaptırırken iler elini alırsan artık sıvayı malayı <laughs> duvarları örmeye başlarsın diyeceğim de duvar seni kurtarmaz havalarda bir şey yapman lazım. Ona da yapaman, yapamazsın. Yapsan bile çözümünü geliştiririz. Evet Allah. Hakan Fidan Çin'deydi. Hakan Fidan Çin'de önemli temaslar devam ediyor. Bu temasların devamını sizlere anlatmaya baktırmaya devam edeceğim inşallah. Bir doz Bilal Feyza uykuluk gece haberleri de bitti. O zaman ne diyoruz? Hadi şöyle şimdi rahat rahat güzelce bir uykuyu hak ettik hep beraber. Haydi dostlar yarınki videolarda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.